Efendim, iyi pazarlar çok sevgili KRT seyircileri. Yine kapalı bir günde online yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün de çok özel, çok insani, çok hayata dair bir konuyu gündeme getireceğiz. İnsan olmak, doğuyoruz, çocukluk, gençlik derken yetişkinlik yaşına ulaşıncaya kadar hayli mücadeleli bir zaman geçiriyoruz. Ve bizden artık aile kurmamız, bir yuva sahibi olmamız bekleniyor. Mutlu olduğumuza inandığımız bir insanla hayatımızı birleştiriyoruz ve evlilik dediğimiz adımı atıyoruz. Bugün aslında tam da bu konunun biraz da negatif, çok da hoşlanılmayan bir kısmıyla sohbet konusu yapmak istiyoruz. Boşanmayla. Hiç kimse aslında kurduğu ailenin yıkılmasını istemiyor. Mutlu bir ailenin ömür boyu o bir yastıkta koca ifadesi aslında ömrünün sonuna kadar aynı yuvayı sürdür ve çocuklarına mutlu bir yaşam ilerlet, yönet şeklinde bir temenni aslında. Ancak gelinen noktada çok mutsuzluk, mutsuz evlilikler veya içinde şiddet veya daha başka sorunlar barındıran evlilikler ne yazık ki boşanmayla sonuçlanmak durumunda kalabiliyor. Hatta bazen de mecbur kalınıyor. Boşanma hayatımızın bir gerçeği ve geçmişe göre bugün geldiğimiz noktada özellikle boşanmanın hayli arttığını, özellikle pandemi döneminde aynı ev içerisinde, aynı yuva içerisinde iletişim problemlerinin çok arttığını gözlemlediğimiz bu dönemde boşanmalar da ne yazık ki arttı. O yüzden bugün boşanma nedir? Nasıl gerçekleşir? Çeşitleri nelerdir? Hangi sebeplerle boşanma davası açabiliriz? Süreci nasıl yönetiriz? Ve en önemlisi insanların duygularını kenara bırakıp mallarına döndüğü bir aşamada mal tasfiyesi, işin mali kısmı nasıl yürütülür? Bunları konuşmak üzere çok sevgili bir meslektaşımı konuk ediyorum bugün ekranlarımıza. Kendisi Türkiye Barolar Birliği Delegesi ve aynı zamanda İstanbul Barosu'nun çok kıymetli bir üyesi. Sayın Avukat Çiğdem Korkmaz Hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli meslektaşım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hepimiz evlere kapandık. Bir şekilde online eğitimler, kendimizi geliştirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ve aynı zamanda stüdyo çekimlerimize de bir süreliğine biz ara verdik. Bu şekilde vatandaşlarımızı aslında bilgilendirmek istiyoruz. Ben çok kısa bir girizgah yaptım. Aile kurmanın önemini ve aslında insanın ömür boyu bu aileyi sürdürmek konusundaki niyetinin kıymetini vurguladım. Ama gelinen noktada boşanma bazen kaçınılmaz olabiliyor. Siz de bu tür davalara bakıyorsunuz, evet, ve aslında boşanma davaları veya aile hukukuna dair diğer davalar normal ticari davalardan biraz daha farklı olarak içinde çok ciddi geçmiş tarih ve duygu barındıran davalar. Bizleri de hayli zorluyor. Anne olmak, kadın olmak gibi vasıflarımız da zaman zaman devreye giriyor. Biraz da fazla empati yapıyoruz aslında. Ama buradan biz bu konuyu merak eden vatandaşlarımıza, izleyicilerimize biraz bilgilendirme yapalım istedim Çiğdem Hanım. Sizin de gözleminiz var mı? Son dönemlerde özellikle pandemi döneminde boşanmaların arttığına dair bir gözleminiz var mı? Maalesef son zamanlarda ülkemizde ekonominin verdiği baskılar, pandemi süreci, neredeyse 24 saat evde birlikte olmak, bir takım baskılar, iletişim problemleri ve dediğiniz gibi boşanmalarda da artışlara sebep oldu. Ama bazı ailelerde de belki tam tersine birbirleriyle oturup konuşmak, zaman geçirmek ve birbirlerini daha iyi anlamak için de zaman yarattı. Herhalde bu biraz da ailedeki kişiler içindeki şeyle ilgili, iletişim ve evliliğin temelinde nerede durduğuyla ilgili. Eğer temel çok sağlam değilse, evet haklısın, boşanmaları artırdı. Ama temel iyiyse bir yandan da bu zaman ailemizde geçirdiğimiz, bizim çocukluğumuzda belki daha çok yaşadığımız o aile ortamına da dönmeyi sağladı diye düşünüyorum. Aslında hepimizin hem çocuğuz, biz de çocuğuz, kendi anne babalarımızın çocuklarıyız. Kesinlikle. Aynı zamanda birer ebeveyniz ve aynı zamanda da anne babayız, yani ebeveyniz, bir sürü statüyü de içimizde barındırıyoruz.
Çok da kolay bir süreç değil bu. Birazcık boşanmayla girmek istiyorum. Aslında bizim ana konumuz, bugünkü programımızın konusu daha ziyade mal rejimi tavsiyesi vesaire, daha teknik bir konu. Çünkü çok bilinmeyen, aslında 2012 yılında Türk Medeni Kanunu'nda gerçekleşen yeniliklerle hayatımıza giren ciddi düzenlemeler mevcut. Çiğdem Hanım, şöyle girelim. Anlaşmalı boşanma. Anlaşmalı boşanma nasıl olur? Yani insanlar kafalarında Amerikan filmlerinden kaynaklı da bir takım senaryolar ve ritüeller var ama biz tabii işin teknik kısmını biliyoruz. Öncelikle şeyden başlayalım. İradelerin örtüştüğü anlaşmalı boşanmadan bu nasıl gerçekleşir? Kısaca bilgi verebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi anlaşmalı boşanmadan bahsedebilmek için gerçekten boşanmanın sonuçlarıyla ilgili her konuda anlaşmak gerekiyor. Bazen insanlar şunu söylüyorlar, işte biz boşanma konusunda anlaştık. Tazminat istemiyoruz, mal rejimiyle ilgili kısmı bir kenara koyduk. İşte nafaka talebimiz yok ama çocuklarla ilgili olarak karar veremiyoruz. Bu bir anlaşmalı boşanma olmuyor. Yani bir anlaşmalı boşanmaya gidecekseniz yapmanız gereken şey, öncelikle çocuğunuz varsa velayetinin kimde kalacağı, çocukla ilgili olarak nafaka olup olmayacağı, ki nafaka olması gerekiyor çocuğun menfaatleri açısından bakalım. Manevi tazminatla ilgili bir beklentiniz varsa, bütün bunlarla ilgili konuları karşılıklı oturup net bir şekilde belirlemiş olmanız gerekiyor. Ama anlaşmalı boşanmada da biraz sonra mal rejiminde konuşacağımız için hemen onu da parantez içinde söyleyeyim. Anlaşmalı boşanmada mal rejimiyle ilgili bir belirleme yapmak zorunda değilsiniz. Yani mal rejimi konusunda anlaşamazsınız, diğer konuları belirlediyseniz davaya bırakarak anlaşmalı boşanma yapabilirsiniz. Aslında genel duruyorsunuz. Hangi konularda ne şekilde? Buyurun Ezekciğim. Aslında halk arasında genelde karıştırılan bir husus var. Sanki boşanmayla anlaşmalı bile olsa mallar, mali durumlar hepsi bir bütün olarak, hatta iki ayrı dava değil de birlikte sonuçlandırılan iki dava gibi algılanabiliyor. Şimdi onu bir kenara atacağım ben. O zaman buradan tekraren anlaşmalı boşanmada öncelikle boşanma şartları konusunda her iki tarafında mutabık olması ve bu mutabıklığı tevsik eden de yazılı bir protokol hazırlamaları gerekiyor, evet. Değil mi? Evet. Peki anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Ne şekilde yürütülür? Yargılaması nasıl olur? Ve beraberinde birkaç sorum daha var aslında. Çünkü bunu ısrarla soruyor biliyorsunuz vatandaşlar. Boşanma duruşma günü duruşmaya katılmak zorunlu mudur? Ve o gün bittikten sonra hangi usulü işlemler gerçekleşir? Şimdi her konuda anlaştık ve protokolümüzü hazırladık. Bir basit dilekçeyle, yani çok fazla teferruata girilmesi gerekmeyen bir dilekçeyle, biz şu tarihte evlendik, çocuğumuz var ya da yok. Protokol, ekli protokoldeki şekilde anlaştık ve boşanmak istiyoruz. İçeriğini kapsayan bir dilekçeyle başvuruyoruz. Davamızı açtıktan sonra sistemimiz UYAP üzerinden bizi bir mahkemeye, davamızı bir mahkemeye gönderiyor. Şimdi buradan sonra biraz mahkemeyle ilgili bir husus. Bazı da mahkemelerde anlaşmalı boşanmalarda çok daha kısa süreler verilebiliyor. İstanbul'dan bahsediyorum. İçinde olduğum yer burası olduğu için diğer illerde bu nasıl yürüyor bilmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Fakat bizde biraz mahkemedeki dosya kapasitesinin çokluğu ve fizik imkanları nispetinde mümkün olan en kısa günü veriyorlar. Bazen bir hafta oluyor, bu bazen bir ay oluyor. Ama hani bunu net olarak şu kadar sürede oluyor demek çok doğru bir ifade olmaz. Duruşma günü verildiğinde taraflar, avukatları olsa bile, mutlaka duruşmaya katılmak zorundalar. Hakim huzurunda protokollerini, kendilerini hazırladıklarını, tüm maddeleri, hemfikir olduklarını, imzaların kendi ait olduğunu hakim huzurunda da beyan etmekleri gerekiyor. Duruşmadan sonrasında yine mahkemenin hızına göre, ki kanun gereği bir aydır süre, bazen bir haftada, bazen bir ayda, bazen daha farklı bir tarihte de karar yazılıyor. Duruşmaya girdik, boşanma kararı verdi, hakim iş bitti diye düşünmemek lazım. Eğer bu şekliyle bırakırsak, boşandık zannedersek boşanmamış oluruz. Yıllarca da bu haliyle kalabilir.
Yapılması gereken kararı almak ve 2 haftalık istinaf süresi, daha sonrası için de istinafa giden dosyalar için de 2 haftalık temiz aşaması var. Bu aşamada eğer biz istinaf etmeyeceksek, yani bir üst makama bu kararı taşımayacaksak, bir dilekçeyle sürelerden vazgeçmemiz işi hızlandıracaktır. O 2 haftalık süreden de vazgeçtiğimizi ve kararın kesinleşmesini istediğimizi beyan ederek, mahkemeye bir dilekçe vererek kararın kesinleşmesini sağlamamız gerekiyor. Burada karar yazıldıktan sonra eşler birlikte gidip kararı alabilirler ya da bir tanesi gider diğerine tebliğ edebilir. İkisi de imkan dahilinde. Karar kesinleştikten sonra kalem yani mahkeme kararı kesinleşmiş kararı nüfusa gönderiyor. O aşamada vatandaşın yapması gereken bir şey yok. Daha sonrasında arzu ediyorsa kimliğini değiştirebilir. Yapacağı şey budur. Şimdi aslında bu kısım o kadar önemli ki eğer avukatsız bu süreci gerçekleştiren bir kişi ise problem yaşanabiliyor. Mesela geçen gün bana yansıyan bir konu. Bundan 8-10 yıl önce boşandım diye biri aradı beni. Evet, boşanmış. Ne yapmış? Boşanma günü duruşmasına girmiş. Dava günü. Fakat davadan çıktıktan sonraki bu gerekçeli kararın yazılması, onun tebliği ve kesinleştirme usulü işlemlerini gerçekleştirmediği için ta 10 yıl önce boşandığını zanneden kişi aslında 10 yıldır evli olduğunu ve şu anda yeni bir evlilik yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşti. O yüzden duruşma sonrasındaki bu süreç gerçekten çok önemli. Tamamlanması için, çok usulü önemli. Sürecin. Bir de herhalde vatandaşların şunları bilmesi lazım. Diyelim ki biz bugün eşimizle bir protokol hazırladık, şartlarda uzlaştık, davayı açtık ve duruşma günü bir ay sonrasında verildi, Ocak ayına. Evet. Bir kere herkesin bu protokolü imzaladıktan sonra duruşmaya kadar, duruşma günü, hatta karar yazıldıktan sonra dahi bu iradesinden vazgeçme hakkı var. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Karar kesinleşinceye kadar vazgeçme şansı var. Çünkü orada mahkemelerin tarafları duruşma sırasında o esnada bulunmalarını istemesinin nedeni de herhangi bir baskı veya irade sakatlığına neden olmayacak bir durumu saptamak ve son beyanlarını almak aslında, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani iradelerinin gerçekten protokol yönünde olup olmadığı ve geçen süreç içinde de boşanma davaları böyle davalardır. Bana gelen kişiler işte gelir kesin kararlıyım der ya da emin değilim der. Bir bakarsınız bir ay sonra kesin kararlı olan vazgeçer, emin değilim der diyen boşanma konusunda daha da netleşmiştir. Anlık değişen psikolojisi vardır boşanma davasının. Bu nedenle de sadece baskı değil, o andaki ruh haliyle verilmiş bir karar. Belki de işte duruşma gününe kadar geçen süreçte yeniden yaptığı değerlendirmede aslında doğru bir karar vermediği noktasına da gelebilir. Kesinleşme noktasına kadar değerli meslektaşım söylediğiniz gibi vazgeçmek mümkün. Yani imzayı attık, bu bizi kesin bağlayacak demiyoruz. Bir de aslında anlaşmalı boşanma dahi olsa genelde vatandaşlarımızın anlayamadığı bir alan var. Biz boşanmaya karar verdik. Kime ne oluyor ki? Kim ne kadar karışabilir ki bu sürece gibi bir algı var. Oysa ki belki bunu vurgulamakta fayda var. Mahkemelerin aile hukuku davalarında özellikle boşanma, velayet vesaire konularda çok geniş takdir yetkisi var. Kesinlikle. Özellikle öyle. Çünkü kamu düzeninden görünen bir alan. Sevinirim. Elbette. Çünkü aile aynı zamanda toplumu ilgilendiren bir nüve. Çocukların üstün yararının uluslararası sözleşmelerle korunduğunu da biliyoruz. Bütün bunlardan bakıldığında tarafların tek başına bir irade sergilemesi de zaman zaman yetmeyebiliyor. O nedenle de sizin de söylediğiniz gibi hakimin net bir takdir hakkı var. Gerçekten bu aile birliğinin devam edip etmeyeceği ya da çocuklarla ilgili menfaatin ne olduğu konusunda değerlendirmede geniş bir takdir hakkı var mahkemenin ve hakimlerin. Peki, çok bilinmeyen ama uygulamada da rastlanan bir şey. Biz ona iddet müddeti diyoruz. Evet. Bekleme süresi. Bir kadın için öngörülmüş bir kanuni düzenleme bu. Bu nedir ve aslında izleyicilerimizin de mantığını anlaması açısından ne için öngörülmüştür?
Evet. İddet müddeti kadınlar için öngörülmüş 300 günlük bir süre. Bunun da amacı hamile olabilir kadın. Çocuğun nesebinin belirlenmesi açısından önemli. Yani boşandığı eşi olabilir bu ya da başka birisiyle birlikte olmuş olabilir, bilemiyoruz. Ama 300 gün içinde hamilelik durumunun ortaya çıkması söz konusu olduğu için 300 günlük bir iddet müddeti kadınlar için geçerli. Erkekler için böyle bir şey yok. Karar kesinleşti. 2 saat sonra da gider evlenebilir. Yani ama kadın için böyle bir mesele devamında... Pardon, boşanma davası karar kesinleştikten sonra 300 günlük bir iddet müddeti var. Ama bunun da tabii ki bir istisnası var. İddet müddetinin kaldırılması için dava açabilirsiniz. Açtığınız davada sizi doktora gönderir hakim. Orada bir hamilelik durumu var mı yok mu bunun kontrolü yapılır. Eğer hamile değilseniz evlenmeniz yönünde izin verilir ve 300 gün beklemek zorunda kalmazsınız. Aslında anlamsız gibi gelse de özünde çocuğun nesebini belirlemek için öngörülmüş bir düzenleme. Dolayısıyla buna engel yok. Bu 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması hukuken mümkün. Dolayısıyla bu yola başvurulduktan sonra bir kadın açısından 300 günü beklemeden de evlenmenin imkanı var. Hukuki düzenleme. Aynen öyle. Yine burada da çocuklarla ilgili bir koruma var. Neseple ilgili bir durum söz konusu. Peki Çiğdem Hanım, bu şimdi anlaşmalı boşanmaya dair bir girizgah yaptık. Bizim kanunumuzda anlaşmalı olmayan nizalı boşanma dediğimiz bir boşanma süreci var. Ve kanunda saymış aslında boşanma sebeplerini. Bir kısmı genel sebepler, bir kısmı gerçekten çok özel sebepler. Bunlardan belki de en özeli zinadır, kanıtlanması evet. En zor olan vesaire. Bir nizalı boşanma davası çok kısa ne şekilde ilerler ve tahminen ne kadar sürer? Evet. Nizalı boşanma davasında sizin de ifade ettiğiniz gibi taraflardan birinin boşanmaya ya da boşanmanın ferileriyle ilgili hususta anlaşmaya yanaşmaması söz konusu. Burada davanızı açtıktan sonra işte tanıklarla vesaire delillerle bu aile birliğinin çöktüğünü artık evliliğin yürümesi için bir şey kalmadığını ispat etmek zorundasınız. Geçimsizlik nedeniyle açtığınız bir dava söz konusuysa ya da sizin dediğiniz gibi zina ile ilgili bir dava açtıysanız zinayı ispat etmek zorundasınız. Cana kasla ilgili bir dava olabilir. Bunu ispat etmek zorundasınız. Tabii şeyde boşanma davalarındaki hani en önemli delillerden biri tanıklar. Yaşananları, geçimsizliği tanıklarla ispat etmek durumundasınız. İşte başka şeyler de olabilir. İşte telefon kayıtları vesaire gibi. Burada araya gireceğim. Çok önemli bir şey var. Çünkü teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu konuda delil üretme konusunda insanlar evet. Çok istekli ve hevesli aslında. Hangi sınırlarda biz karşı tarafla ilgili durumu ispat etmek adına bir kayıt yapabiliriz? Yani onun belli sınırları ve ölçüleri var. Tabii. Şimdi kayıtla, telefon kayıtlarıyla kastettiğim aslında iyi oldu bunu açmanız. Kastettiğim şuydu, diyelim ki işte eşinizin sizi aldattığını düşünüyorsunuz. O zaman ne dersiniz ki telefon kayıtlarına bakılsın. Gecenin işte ikisinde, üçünde, dördünde aynı telefonda her gün saatlerce, dakikalarca konuşmuş. Kastettiğim buydu. Yani bu kayıtları getirtmekle sizin dışınızda birisiyle bir ilişkisi olduğunu ispat etme şansınız olabilir. Ama kayıt almaya geldiğinde ya da işte bilgisayarını ya da telefonunu, eşinizin bilgisayarını ya da telefonunu ondan izinsiz olarak açıp içindeki bilgileri alıp mahkemeye sunamazsınız. Kayıt neden? Yapacaksanız da ben kaydediyorum diyeceksiniz. Kişisel verilerin korunması gerekiyor. Çünkü onun kişisel alanı o ve bizim ona müdahale etme hakkımız yok. Yalnız sanki şöyle bir ama bilgisayarını açık bıraktı. Yargıtay, öyle bir yargıtay kararı var. Sanki evet. Evin içindeki evet. Yaşamda özel hayat evet. Diye bir kavram yoktur. Orası aile birliğinin olduğu yaşamdır. Evet. O yüzden orada yapılan ve başka türlü ispat edilemeyecek bir durumun kayda alınmasının legal sayıldığı ile ilgili bir karar vardı sanırım. Evet. Şimdi ekran açık gördünüz ve bunu sundunuz mahkemeye.
Bu başka. Çünkü size açık olarak, yani sizin şifre kırarak ulaştığınız bir şey değil. Buradaki nüans belki şu, sizin size sınırlanan bir şeyi, yasaklanan bir şeyi, şifrelenmiş ya da işte kapatılmış bir şeyi açarak onu elde etmeniz. Yoksa ekran açık geldi gördünüz ya da işte telefon masanın üzerinde duruyor ve siz orada isteseniz de istemeseniz de ekranda kayan mesaj yazışmalarını görüyorsunuz. Bunlar işin dışında olan alanlar. Peki, ya da şiddet söz konusu, onu söylüyordum. Şiddet söz konusu o sırada kayda alıyor. Yani bunlar bir daha ispatlanması mümkün olmayan şeyler, anlık gelişen şeyler. Bunları tabii ki kullanabiliyoruz. Peki, yani olaya göre değişen bir husus bu. Boşanma davalarında tazminat neye göre belirleniyor? Ya da kusurlu kişi mi, kusuru olmayan kişi mi tazminat talep edebilir? Biraz o tazminat ve kusur meselesine girebilir miyiz? Evet. Tazminat, iki tür tazminat hakkımız var boşanma davalarında. Bir maddi tazminat, bir de manevi tazminat dediğimiz iki tazminat türü var. Maddi tazminat evliliğin bitmesi dolayısıyla uğrayacağınız olası zararınızla ilgili talep edebildiğiniz bir şey. Manevi tazminat ise kişilik haklarınızın zedelenmesi. Bu evlilik birliği içinde yaşadıklarınızın size verdiği elemle ilgili. Kişilerin ekonomik durumu, bulundukları sosyal statü, tazminatın belirlenmesinde etken de tabii yaşanılan şeylerin vehameti. Ama burada da her ne kadar kriterler varsa da hakimin takdir hakkı söz konusu. Yaşananları nasıl terazilediğiyle ilgili diyeyim, kelime ne kadar doğru bilmiyorum ama yani aynı olayı yaşayan bir çift bir mahkemede 1 lira, başka bir çift ve başka bir mahkemede 1,5 lira alabilir. Yani kesin sınırları olan bir tazminat türü değil manevi tazminat. Bir de sanırım bizim Türk adalet sisteminde, Türk hukukunda tazminat hukuku özellikle bedel açısından aynen o filmlerde seyrettiğimiz gibi çok gelişkin bir şey değil. Yani bir tazminat davası açayım, şöyle yapayım, böyle yapayım duygusunu tatmin edecek bir ölçüde değil, değil mi? Maalesef değil. Maalesef değil. Özellikle ülkemizde yani orta ve ortasının altındaki ekonomik durumu olanlar için çok 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 cüzi rakamlar çıkıyor. Hiçbir şekilde sizi hani manevi anlamda tatmin eden bir rakam bulmak kolay değil. Hatta bu birçok şeyde olayda orta üstü, üst sınıf ekonomik anlamda ve sosyal anlamda onlarda bile bazı rakamları Yargıtay fazla belirlemişsin diyerek geri gönderebiliyor. Yani o anlamda çok tatmin edici bir durumda değiliz. Bu sadece boşanmada değil, haksız fiillerde de aynı şey ne yazık ki var. En önemli konu, boşanmanın en önemli konularından biri, yani bizim için öyle görüyoruz biz, çocuk kısmı. Velayet. Evet. Şimdi eğer anlaşmalı boşanmada taraflar velayetin kime verileceği veya hangi sıklıkla diğer ebeveynle görüş tesis edileceği konusunda anlaşabilirler ve bunu mahkeme onayladığı takdirde sorun kalmayabilir. Ama özellikle bu durum nizalı boşanma dediğimiz anlaşmalı olmayan boşanma davalarında büyük bir sorun teşkil edebiliyor. Çünkü ne kadar yetişkin olduğunu, ebeveyn olduğunu düşünseler de insanların o iç hesaplaşmaları ne yazık ki çocuklar üzerinden birbirinin canını acıtma şeklinde tezahür eder hale geliyor. Velayet hususu belirlenirken özellikle uluslararası sözleşmeler, çocuk koruma kanunu vesaire neler kriter olabiliyor? Ve bir de toplumda şöyle bir algı var. İşte kız çocuğu anneye verilir, erkek çocuğu babaya verilir, şu yaştan önce anneye verilir, bu yaştan sonra vesaire gibi. Oradaki usul nedir? Yargılamada özellikle dikkat edilen şeyler. Şimdi öncelikle çocuğun üstün yarar. Birinci şeyimiz bu. Evet, yani kız çocuk anne bu eskiden belki vardı biraz. Bunlar da hani boşa çıkmış sözler değil ama küçük çocuğun anne bakımına ihtiyacı olduğu kabul edilir. Ve belli bir yaşa kadar eğer anne ile ilgili çocuğu zararına bir anne ise işte ne bileyim ciddi anlamda psikolojik sorunları olabilir. Babaya verilebilir. Ama belli yaşa kadar genelde çocuklar anneye veriliyor velayet olarak.
Burada çocuklar pedagog marifetiyle mutlaka dinleniyor. Aile eşlerin durumuna bakılıyor ve ona göre çocuk nerede gerçekten iyi yetişecekse, nerede kendisini mutlu hissedecekse ve doğru eğitilecekse orası tercih ediliyor. Ama hani genel anlamda bu tabii istatistik olarak bunu söylemem belki benim bilgi açısından çok şey değil ama kendi mesleki tecrübemle söylüyorum. Anneler tercih ediliyor. Bir kadın olarak da bunu çok da yanlış bulmuyorum açıkçası. Çünkü zaten eğitimde gelen anlamda anneler daha etkinler. Ev içi eğitimden bahsediyorum. Ama öyle babalar var ki annelerden çok daha iyi bakabiliyordu. Yani bu kesinlikle kadın daha iyi eğitir, daha iyi bakar anlamında algılanması. Ben sadece genel geçer bakış açısını söylüyorum. Burada birincil ve en önemli şey çocuğun menfaati ve çocuğun nerede daha iyi olacak. Bir de sanırım son düzenlemeyle birlikte özellikle 8 yaş üzeri çocukların kendi velayet durumlarıyla ilgili görüşünün alınması uzman ayrı konu ama gerekli görüldüğü takdirde mahkeme nezdinde de beyanına başvurulması gerekliliği oluştu değil mi? Evet, pedagogla beraber yaşının durumuna göre pedagogla beraber mahkeme huzurunda dinleniyor ve çocuğun fikri tabii ki önemli. İşte hep aynı kelimeye dönüyorum, çocuğun üstün menfaati dikkate alınıyor bu hususta. Peki şu pandemi dönemini çok ilgilendiren bir konu. Bunu bize çok soruyorlar. Eminim ki size de soruyorlardır. Çocuk teslimiyle ilgili kısıtlamaya tabi miyiz biz? Yani genelgelerde buna ilişkin özel düzenleme var. Ona bir değinebilir misiniz? Bir kısıtlamaya tabi değil. Ancak fiiliyatta tabii ki sıkıntılarla karşılaşıyor çocuk teslim almak isteyenler. İşte icra memurunu bulmak, randevu alabilmek. Bu tip şeylerde genelde de polis de refakatçi oluyor. Polisi bulabilmek, pedagog tercih ediyorsa pedagogu bulabilmek. Bunlar hepsini bir araya getirip gidebilmek, çocuğu teslim almaya gerçekten fiili anlamda sıkıntılar var. Hukuki anlamda bir engel yoksa da fiili anlamda bazı engellerle karşılaşılıyor. Burada ben çocuk kendisine bulunan ebeveynine bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel söylediniz az önce. Boşanma davalarında çocuk çok iyi bir koz olarak görünüyor. Ne yazık ki. Kesinlikle olmaması gereken bir şey. Ama daha sonra da nedense bu çocuk koz olarak görülmeye devam ediliyor. Karşı tarafla ilgili olumlu olumsuz ne hissediyorsanız onun devamını çocuk üzerinden yürütüyorsunuz, yürütüyorlar insanlar. Lütfen diyorum çünkü sonuç itibariyle çocuklarınızın sağlığı, ruh sağlığı hem sizin için önemli hem bu toplum için önemli. Yani sadece aile içinde değil, kendisi için de önemli ve toplum için de önemli. Çocuklar üzerinden kavgalarını yürütmesinler ve bir çocuğun anne ihtiyacı olduğu kadar babaya da ihtiyacı var ve her ikisinin verebileceği şeyler çok çok farklı. Hani bir elmanın iki yarısı ve çocuğun bütününü sağlayan bir şey. Sevgisiyle, eğitimiyle, emeğiyle bir arada yaşadığı her şey çocuğa iki tarafında vereceği şeyler çok farklı ve bir o kadar da önemli. Hele hele dediğiniz gibi bu süreçte çocukların psikolojisi de bizim sürekli konuştuğumuz şeylerden etkilenmiş durumda. Annesinin yanında olan babasına, babasının yanında olan annesine ihtiyaç, muhtaç, bunu engellemeyelim diye bir de bilmiyorum beni ne kadar dinlerler ama ben yine de söylemiş olayım. Yok yani dinleyip dinlememe mevzu değil çünkü aslında burada önemli olan sizin mesleki tecrübelerinizle ilgili yaptığınız tespitlere dair bir yorum. Kesinlikle ısrarla katılıyorum size. Özellikle boşandıktan sonra yeni bir hayat kuran diğer ebeveyn ile ilgili süreçte de çok ciddi problemler yaşanabiliyor öbür ebeveyn açısından. Evet, burada çocuklarımızı düşünüp onların geleceğe dair yeme içme eğitim değil sadece onların ihtiyaçları, en önemli ihtiyaçları ruhsal destek ihtiyaçları ve onları travma içine sokacak yatırım yapmaktan kaçınmalıyız. Ebeveynlerin de adeta değil olmalı, yetişkin gibi davranması lazım. Ne yazık ki yetişkinlik ayrı bir konu, bunun yaşla veya eğitimle ilgisi yok. Ebeveynler de bu konuda kendisini nasıl geliştireceklerine dair aslında çözüm yollarını
bulmalı ve yaratmalı. Aslında kesinlikle. Burada sadece şeyi vurgulamak istiyorum. İcra teslimi dışında yasaklılık, kısıtlama olduğu hafta sonu çocuğunu almaya gidecek olan ebeveynin icra teslimi haricinde söylüyorum. Sadece elinde mahkeme evet. ilanı olması yeterli değil aynen. mi? Aynen. Mahkeme ilanıyla gidebilir. Nedense ben şeyi düşündüm. Zorluklar ne olabilir de icra ile alınması noktasını düşündüm. Kesinlikle söylediğiniz doğru. Mahkeme ilanının yanında bulunması yeterli. Peki şimdi en önemli konuya geliyoruz. Yani her ailenin kendi öncelikleri ve önem noktası var. Çocuktu diyoruz, duygusal ilişki bitiyordu, yılların yatırımı, duygusal boşluklar, travmalar vesaire. Ama geliyor iş, mal, mülkte, parada, pulda takılıyor. Özellikle evet. uzun süren evliliklerde ortak edinilen mallar oluyor, evlilik kasasına diyelim. Giren çıkan şeyler oluyor. Birinin katılımı daha çok oluyor, birininki hiç olmayabiliyor vesaire. Biri evin giderini karşılıyor, diğeri çalışmıyor ama çocuklara ve eve bakıyor vesaire. Bir sürü aslında içinde konu barındıran bir kısım bu. Mal rejiminin tasfiyesi. Şimdi evlilik boşanmayla sonuçlanırken eğer özel bir mal rejiminin tasfiyesine dair protokolde düzenleme yapmadıysak bizim süren evlilik, biten evlilikle ilgili olarak mal rejiminin tasfiyesi davası açıp oradaki bütün mali durumu da çözebilme hakkımız var. Şimdi 2002'den sonra gelen yeni düzenleme ne oldu Çiğdem Hanım? Önceden nasıldı da ne oldu? Öncelikle onu vurgulayalım. 4721 sayılı yasayla 2002 yılı, 1-1-2002 yılından sonra edinilmiş mallara katılma rejimine geçtik. Yasal mal rejimimiz bu. 2002 yılından önce ise mal ayrılığı rejimi vardı. Mal ayrılığı rejiminde mal kiminse onundu, diğer eşin bu maldan herhangi bir hak talebi söz konusu değildi. Tabii bunun bir istisnası var. Edinilen 2002'den önceki kısım için söylüyorum. Edinilen mala diğer eşin bir katkısı olduysa, maddi bir katkısı olduysa bununla ilgili katkı payı alacağı talep etme şansı vardı. Hala aynı şey geçerli. Ama orada işte ben evde çocuklara baktım, tasarruf ettim. Ev kadını olarak elimden gelen her şeyi yaptım. Ben olmasaydım eşim bu malı alacak durumda olmazdı, bu parayı da biriktiremezdi gibi donelerle bir alacak hakkı talep edemiyoruz. Sadece maddi bir katkımızın olması gerekiyor. Bu peşin bir katkı olabilir ya da işte sürekli çalışan kadının eve katkısının olduğu noktada katkı payı alacağını talep etme imkanımız vardı. Aslında, 2002 yılından sonra... Aslında 2002'den önceki evlilikler ve 2002'den sonraki evlilikler diye bir ayırım yapılabilir burada. Kesinlikle öyle. Biz kesinlikle öyle. Diyelim ki örneklerden gidelim. Yani izleyicilerimizin de anlayabilmesi için aslında. Daha iyi olur. 2002'den sonra gerçekleşen bir evlilik var. Ve bu evlilikte o 2002 Medeni Kanunu'nda gerçekleşen değişiklikle birlikte 2002'den sonraki evliliklerde edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edildi. Bu ne demek? Evet. Ve önceden gelenler nelerdi? Kişisel mal nedir? Edinilmiş mal nedir? Şimdi 2002'den sonra evlenenler evlilik birliği başladığı noktadan itibaren alınan bütün mallar edinilmiş mal olarak kabul ediliyor. Bu şu demek basit anlatımla. Eşlerden biri çalışmıyor. Bol bol para da harcıyor, keyfinde sürüyor. Diğeri çalışıyor ve mal sahibi oluyorlar. Mallar yarı yarıya paylaşılıyor. Yani bu arada mallar paylaşılıyor demek ifadesi de çok doğru olmadı. Malın değeri paylaşılıyor. Çünkü aynı bir paylaşım söz konusu değil. Malın değeriyle üzerinden nakli bir paylaşım söz konusu. Yani ben çok çalıştım, o az çalıştı, o hiç çalışmadı. Benim katkım şuydu buydu demek gibi bir hakkımız yok. O evlenmeden itibaren boşanma ya da işte mal rejiminin herhangi bir sebeple bitmesi noktasına kadar edinilen bütün mallar ortak kabul ediliyor değer anlamında. Oysa 2002'den önce biraz önce de söylediğim gibi mal kimin ise onundu. Yani burada artık şunu diyemiyoruz.
Ben çok çalıştım. İşte kredi kullandık, kredileri taşınmaz aldık mesela. Kredi kullandık, kredilerin taksitlerini ben ödedim. O hiçbir şey yapmadı dediğinizde de bir şey değişmiyor. Bir, evlendik. Bütün kazanımlar, çalışma karşılığı, emek karşılığı, bütün kazanımlar edinilmiş mal. Peki Çiğdem Hanım, belki şuradan kişisel, gitmek daha... Kişisel mallar... Evet, kişisel maldan gitmek nelerdir? Daha kolay olur. Biraz örnekleyebilir miyiz? Hay hay. Şimdi kişisel mallar, kanun kişisel malları sınır olarak saymış, bunun dışındakiler edinilmiş mal olarak kabul ediyor. Onun için tersten gitmek daha kolay olacak diye başlamıştım. Kişisel mallar size bağış yoluyla gelmiş olan mallar. İşte birisi bir araba bağışladı. İşte anneniz, babanız size bir ev bağışladı. Aman miras kaldı. Umarım hepimize bağışlarlar diyoruz değil mi? Miras kaldı. Manevi tazminat aldınız ya da kişisel bir malınız, yani miras kalan bir taşınmanız var, taşınmazınız vardı, bunu sattınız ve bunun parasını bankaya koydunuz. Bunlar yani kişisel malın yerine geçen değerlerde. Yani kişisel mallar mal edinilmiş mallar içinde değerlendirilmiyor ve o dediğiniz tencereye atılan, ikiye bölünmesi gereken şeylerin haricinde olanlar. Haricinde kalıyor. Kesinlikle. Yani tencereye atılmayanlar, ifadeyle devam edelim. Mirasen kalan mallar, bağışlanan mallar ve bunların yerine geçen mallarla manevi tazminatlar. Yalnız burada şöyle bir şey var. Kişisel malınız tencereye girmiyor ama kişisel malınızın gelirleri o tencereye giriyor. Yani şöyle diyelim bir ki, örnek verebilir miyiz? Diyelim ki mirasen bana bir gayrimenkul kaldı. Bu gayrimenkulün kendisi kişisel mal. Ancak benim bunu satmam sonucu bana gelen gelir ya da bu evi kiraya verdiğim için buradan gelen kira geliri edinilmiş mal olarak tencereye giriyor. Doğru mu? Şimdi orada biri doğru biri yanlış cevabı. Malı sattık, parası yine kişisel mal. Ama malın kirası edinilmiş mal. Malı sattınız, parayı bankaya koydunuz. Bankada faiz alıyorsunuz. Faiz edinilmiş mal ama ana para kişisel mal. Evet. Peki ben evlenmeden önce çalışıyordum, hala da çalışıyorum. 2002'den sonra evlendik. 20-30 yıllık çalışmamın sonucunda işten ayrıldım. Bir kıdem tazminatı aldım. Bu kıdem tazminatı kişisel mal mıdır? O tencereye girer mi? Giriyor. Kıdem tazminatları edinilmiş mal. Ama sosyal güvenlik müesseselerin verdiği ya da bazı bankaların sandıkları var. Bunların verdiği toplu ödemeler de kişisel mal ama orada tazminattan, kıdem tazminatından bir fark var. Diyelim ki işte 2019 yılında bir emekli ikramiyesi aldınız. 100 lira emekli ikramiyesi aldınız ve 2020 yılında da boşandınız. Şimdi aldığınız paranın tamamı edinilmiş mal olarak kabul edilmeyecek. O bir yıl için nominal değer tespit edilecek. Yani siz onu toptan değil de irat olarak alsaydınız, bu teknik bir hesaplama, sadece kısaca anlatmaya çalışacağım. O irat olarak alsaydınız bir yıla ne tekabül edecek idiyse onu alacaksınız. Boşanma davasından sonraki, niye boşanma davası? Çünkü mal rejimi boşanma davası açıldığı gün itibariyle sona erdiği kabul edildiği için. Boşanma davasından sonraki tarihle ilgili kısım ise kişisel mal kabul edilecek. Ama bu para bitti. Aldık ve işte 5 yıl 10 yıl önce almıştık bunu ve bittik para. Artık onunla ilgili olarak bir şeyimiz yok. Talebimiz olamayacak her iki taraf için. Peki benim bir şirketim var ve bu şirketimi evlenmeden önce kurmuştum zaten. Diyelim ki tek ortaklı bir anonim şirketim var. Kadın veya erkek hiç fark etmez. Genelde bizim toplumumuzda erkek olduğu için ama istisnaları da mevcut tabii ki. Evlendikten sonra da bu şirketim devam etti. Çalışmaya devam etti. Aslında bu şirketime eşimin
mali olarak hiçbir katkısı yok. Ama şirketim benim evlilik sırasında 2002 sonrası büyüdü ve çok büyük bir kar elde etmeye başladı. Yani değerlendi. Burada boşanma sürecinde diğer katılımı olmayan eş şirketin bu büyümesine ne şekilde dahil olabiliyor? Edinilmiş mal kısmı var mı bunun? Şirket kişisel mal bu anlattığınız durumda. Ama biraz önce ne dedi? Kişisel malların gelirleri edinilmiş mal. Yani şirket sahibi eş, şirket dolayısıyla elde ettiği kazanımlarını edinilmiş mal olarak hesaba katmak durumundayız. Ama şirketin kendi içinde büyümesi eğer kar payının sermayeye katılarak büyümesi şeklinde olmadıysa o zaman diğer eşin herhangi bir talebi olmuyor. Fakat şirket kar dağıtmadı, kar sermayeye ekledi ve bu şekilde büyümeye devam etti. O zaman kişisel malı edinilmiş maldan bir kayma olduğu için orada bir hesaplama yapılıyor. Peki sıklıkla uygulamada rastladığımız ve duyduğumuz hepimizin de yaşadığı bir şey. Bir ev alıyoruz eşler. O ev satılıyor. Onun parasıyla başka bir ev alınıyor vesaire. Bu şekilde bir ilerlemeyle sonuçta şu anda evimizde bir ev var. Boşanma aşamasında. Ve bu evin gelirinin aslında bir kısmı evlenmeden önce gelen yatırımlarımızla oluşmuş. Altınlarımızı satmışız. Bir kısmı işte çalışan eşin çalışması karşılığında edindiği paranın katkısıyla olmuş. Boşanma aşamasında bu evin bu mal varlığının tasfiyesinde hangi hususlar dikkate alınıyor? Yani aslında burada ispat tabii ki çok önemli. Bunu biz davalarımızdan biliyoruz. Nelere dikkat etmek lazım? Şimdi öncelikle diyelim ki yine tarihlerle konuşalım. 2010 yılında bir ev aldınız. Ev alırken de işte 5 tane cumhuriyet altını kattı kadın. Ya da işte şeyinden ailesinden bir mal kalmıştı, onu sattı ve bunu kattı. 100 liralık evin 20 lirasını böyle karşılandığını düşünelim. Yani 5'te 1'i ya da %20'si ne oldu? Kişisel maldan edinilmiş mala bir kayma oldu. Bu %20'yi elimizde tutuyoruz, bu bizim rakamımız. Boşanma davası noktasında ya da daha doğrusu mal rejimin tasfiyesi noktasında tasfiye tarihi itibariyle malın değeri. Bu da tasfiye tarihi deyince davanın açılış tarihi değil, davanın karar verilme tarihidir tasfiye tarihi. Karar verilme tarihine yakın en yakın da, tarihteki değeri tespit ediyor. Diyelim ki 200 lira oldu. Bizim %20'lik bir katkımız olmuştu malum. O %20 gelip burada 200'e çarpılıyor ve bizim 20 liramız 40 lira olarak bize iade ediliyor. Kişisel malımızdan edinmiş mala sunduğumuz katkı için bunun adı değer artış payı alacağı. Yani burada siz kişisel malınızdan edinmiş mala bir katkıda bulunuyorsunuz. Ya da kişisel malınızdan eşinizin kişisel malına da katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için de bu geçerli. Uygulamada en çok karıştırılan şeylerden biri de bu. Katkı payı alacağıyla değer artış payı alacağını karıştırıyoruz ne yazık ki. Ve bu da hesaplamalarda hatalara sebep oluyor. Biraz önce katkı payı alacağıyla ilgili bir açıklama yapmıştım hatırlarsanız. Demiştim ki 2002 öncesinde bir mal söz konusuysa, orada maddi bir katkımız olduysa bunu katkı payı alacağı olarak talep edebiliriz. Bunun adı katkı payı alacağı. Oysa edinilmiş malda ne yapıyoruz? Edinilmiş malın edinilmesine, korunmasına, onarılmasına bir katkımız olduysa, tabii ifade de aynı olduğu için karışıklık yaratıyor. Bir katkımız olduysa ama bu katkı kişisel malımızdan olmuşsa. Yani işte biraz önce dediğim gibi ben daha fazla maaş alıyordum. Benim katkım daha fazlaydı, bu ekonomiye anlamında değil bu katkı. Kişisel malınızdan edinilmiş mala bir katkı var ve bu katkı sayesinde o biraz daha değer kazandı. Onun değer artış payı olarak talep ediyoruz. O değer artış payını biraz önceki örneğimizden gidelim. 40 liraydı. 40 lirayı 200 liradan çıkartıyoruz. Geriye kalıyor 160 lira. Sonra onu ikiye bölüyoruz. Yarısı olan 80 lirada yine katılma payı alacağı olarak talep edilebiliyor. Yani aslında bu değer artış payı dediğiniz şey, mal rejimi tasfiye edilirken yarı yarıya bölünenin dışında sizin
o malın artışına katkıda bulunduğunuz ölçüde size şahsi olarak geri dönen bir şey. Evet. Geri kalan kişisel malınızdan olan etki. Ama burada herhalde şey çok önemli değil mi? Bu kişisel malın katkısıyla değer artışı olduğunu iddia ederken bizim bunu ispat edebiliyor olmamız tabii lazım. Ki. Yani tabii ki. Aslında benim ailem bana 10 lira elden para verdi. Bu parayı ben bu evin alımında kullandım. Ya da yıllardır duran altınları bozdurdum. Bunun da kaydı kuydu yok. O parayı da aldım. Buna katkı olarak koydum. O 20 liradan bahsediyoruz. Tabii bunların ispatı da çok zor. Orada tanık ispatına dikkat ediyor mu mahkeme? Evet, tanık ispatı yeterli. Aile rejimiyle ilgili bir konu olduğu için tanıkla ispat edilebiliyor. İşte o tarihlerde bankada giriş çıkışlar olabilir. Bankada bir paranız vardır, onu çekmişsinizdir. Ya da işte altınlarınızı bozdurmuşsunuzdur ama hemen kullanılmayacaktır. Bankaya yatırmışsınızdır ve çekmişsinizdir. Çeşitli ispat şeyleri var, imkanları var ama en önemli ispat konusu da dediğiniz gibi tanıklardan yararlanmak. Burada da gerçekten çok iyi bilen tanıkları, çok iyi ifade edebilecek olan tanıkları mahkemeye huzuruna çıkartmak lazım. Evlilik birliğinde çok... Yani bizim öyle toplumumuzda yazılı hiçbir şey olmadığı için işte oturup sözleşme bile yapmıyoruz mal rejimiyle ilgili. Kaldı ki işte ben sana 10 lira verdim, altını mı bozdurdum, bunun karşılığında hadi şu şeyi evrağı imzala da bir kenarda dursun demiyoruz. Tanıkla ispat etmek zorundayız çoğunluğunu ne yazık ki. Ama burada banka kayıtları da dikkate alınacak şeylerden biri. Çok önemli, önemli bir şey bu uygulamada sıkça rastlıyoruz. Diyelim ki ev krediyle alındı ve daha bakiye 5 yıl kredi ödemesi var. Birinci sorum. Bu ne oluyor? Evet. İkinci sorum bu mal edinilmiş mal rejim şeyini bir tencere olarak kabul edersek. Bunun içine sadece aktifler mi giriyor? Pasifler de giriyor mu? Ve bu pasifler neler olabilir? Örnekleyebilir miyiz? Şimdi öncelikle krediyle ilgili olan kısmı söyleyeyim. Kredi ödemeleri eğer... boşanma davası açılmadan önce yani mal rejimi bitmeden önce bittiyse bir şey yok. Ama kaldı. İşte 36 aylık kredi almıştınız. Bunun 12 ayını ödediniz. 24 ayı kaldı. Burada da yine biraz önce yaptığımız orantılamaya benzer bir orantılama yapıyoruz. Kredi malın ne kadarını karşıladı? Ödenen kredi, kredinin kaçta kaçı? Bunlar hesaplanıyor, bir orantılama yapılıyor ve malın tasfiye tarihindeki değerine o orantılama yapılarak evlilik birliği içinde olan kısmı edinilmiş mal, evlilik birliği dışına taşan kısmı ise kişisel mal olarak değerlendirilerek tasfiye sağlanıyor. Peki, çok özür dilerim, diğer sorumuz neydi? Diğer soru da şey, şimdi 10 yıl evli kaldı bir çift. Ve biz ne diyoruz? Araba alındı, ev alındı, şu yapıldı, bu yapıldı. Bir sürü şeyi tencerenin içine attık. Ama bunun dışında örneğin ev için bir borç ödendi. Yine evlilik birliğiyle ilgili başka bir borç ödendi. Ha, bu negatifler ve borçlar da bu hesaba katılıyor mu? Tabii. Malın edinimiyle ilgili olan borçlar, işte korunması ile ilgili olan ya da onarım ile ilgili olan borçlar, malla ilgili borçlar bu hesaplamada dahil ediliyor. Ama şey tasfiye noktasında yani mal rejimi bittiği noktada aktif yok, sadece pasif varsa son zamanlarda bir soru olarak geldi bana ve ben araştırdım açıkçası bir örneğini de bulamadım ama birisi dava açar ve umuyorum ki bunu da bir Yargıtay'a kadar götürür. Çünkü Yargıtay'a gitmeyen noktada kalan bir örnek sadece söylendi. Pasifler paylaşılamıyor. Şu anda öğrendiğim bu. Bununla ilgili bende de bu kadar bilgi var. O anlamda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama sadece pasifse pasifi paylaşamıyoruz ama mal rejimindeki borçlar yani mallarla ilgili borçlar da hesaplamada dikkate alınıyor. Yani aslında mal rejiminin tasfiyesi davası dediğimiz şey genelde insanlar sanki mevcut mal varlığını bölüşüyorlarmış gibi algılıyorlar. Oysa ki siz en başta bunu çok güzel ifade ettiniz. Hepsinin değeri bir kap içine konuluyor
belirleniyor bu teknik hesaplamalar sonucu ve ondan sonra çıkan sonuç yarı yarıya bölüştürülüp diyelim ki ev adamın üstüne mal rejimi tasfiye edildi ve tasfiye aşamasında 100 liralık bir mali durum tespit edildi. Aslında adamın 50 lira kadına ödemesi şeklinde, yani bir para ödemesi şeklinde çıkıyor değil mi daha sonuç? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani nakdi bir hak bu. Şeyi talep edemiyoruz. Aynı bir talep söz konusu değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Belki zamanımız yetmeyecek, bu kısım önemsediğim için hemen söyleme ihtiyacı duyuyorum. Hep boşanma üzerinden gittik. Ama ölüm için, ölüm durumunda da bu söz konusu. Yani bu çok uygulamada bilinmiyor ve kullanılmıyor da. Ölüm de mal rejiminin sona erdiren bir şey ve bu anlattıklarımızın hepsi ölüm halinde de geçerli. Bu taleplerin yani hepsi. Yani taraflardan biri evlilik devam ederken vefat ettiği takdirde sağ kalan eş veya belki de mirasçıları mı dava hakkına haiz, o nasıl ilerliyor? Aynen öyle. Orada da aynı sistem, aynı teknik, aynı dediğiniz gibi ya işte eş ya da çocuklar dava açabiliyorlar. Burada da aynı biraz önce anlattığımız şeyler geçerli. Sadece bir fark belki katılma alacağı aynı zamanda terekenin borcu olduğu için katılma alacağı sahibi alacağı kadar da ve miras hissesi oranında terekeye aynı zamanda borçlu olmuş oluyor. Bu yani hesaplamada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri. Yani mirasçıların da ki eşit bu anlamda katılma alacağı taraf hakkı var. Aslında az önceki örnekten o 100 liralık evi olan adamın dava sonunda 50 lira diğer tarafa, kadına borçlandığı örnekte, kadın bunu tahsil ederken adamın eğer bir nakdi yoksa, tahsilde sıkıntı yaşayacaksa, mevcut gayrimenkulün haczi ve satışı suretiyle de bu işlemi paraya çevirebilir değil mi? Evet, aynen. Orada yapması gereken şey o. Belki onun için de dava açıldığında bir tedbirle başlamakta, tedbir talep etmekte fayda var tabii ki. Aslında şey önemli değil mi? Boşanma davalarını özellikle nizalı diye konuşursak, nizalı boşanma davasını açarken tedbir talepli mal rejiminin tasfiyesi davası da açılarak, tedbir kararları alınarak eldeki mülkün dışarı çıkarılmasını engellemek bir önemli bir tedbir olabilir değil mi? Tabii en azından tahsil aşamasında çok önemli. Çünkü çoğu zaman bu başımıza gelebiliyor. Biz meslektaş olarak siz de biliyorsunuz. İlamı almak, hakkı kazanmak yetmiyor. Bir de bunun tahsil aşaması var. Eğer bir mal varlığı bulamazsınız, tahsil edemiyorsunuz. Ve sadece müvekkilinize evet davayı kazandık diyebilme noktasında kalıyorsunuz. Onun için tedbir önemli. Aile konutunun konutu ortak mülkse orada da bir trik var değil mi Çiğdem Hanım? Evet. Aile konutu ortak mülk ise, yani daha doğrusu aile konutu ile ilgili olarak aile konutu şerhi işletmek imkan dahilinde, ayrıca boşanma davası noktasında boşanma diyorum, mal rejimi davası noktasında da eğer aile orada kalacaksa çocuğuyla mesela eş bununla ilgili olarak kendisine tahsisini talep etme şansı var. Mal rejimi tasfiyesi davası, nizalı boşanma için konuşuyorum yine. Boşanma davasının bitmesi ve kesinleşmesini bekliyor değil mi? Evet. Şimdi birlikte açılsa bile tefrik ediliyor dosyalar, ki birlikte açılabilir, buna bir engel yok. Tefrik ediliyor ve kesinleşme, boşanma kesinleştikten sonra ancak karara çıkabiliyor. Ama birlikte açılmasının şu faydası var. Malum davaların bir süreci var. Delillerin toplanması, işte bilirkişi incelemesi yapılması vesaire. Buna baktığınızda oldukça uzun bir süreç alıyor. O nedenle birlikte açılıp bir yandan da o davanın yürütülmesi zaman anlamında kişiye menfaat sağlayan bir husus. Birlikte açılıp devam etmekte ben fayda görürüm, öneririm. Peki boşanma davasındaki kusur durumuyla, kusura bağlı çıkması muhtemel tazminatla mal rejimi tasfiyesini etkileyecek bir ilinti var mı? Sanırım bir iki tane istisnası var onun. Aslında birbirinden bağımsız davalar olmakla birlikte. Şimdi şöyle,
biraz önce ne dedik? Katılma alacağı artık değeri, yani borçlar ve değer artış payı vesaire şeyler çıktıktan sonra kalan artık değerin yarısı diğer eşit katılma alacağıydı dedik. Ancak bunun istisnası cana kast ya da zina sebebiyle boşanma davası. Burada da şu husus gözden kaçırılıyor. İşte diyor ki işte mal rejimini açtığı zaman oran daha farklı olsun. Neden? İşte ihanet dolayısıyla biz boşandık. Dosyada da diyor ispat edildi diyor. Başka bir kişiyle beraberdi. Burada önemli olan şey zina sebebiyle davanın açık olması ve zinan ispat edilerek davanın zina sebebiyle bitirilmiş, yani boşanmanın zina sebebiyle bitmiş olması ve kararın bu şekilde çıkması. Ya da cana kast sebebiyle dava açılmış olması ve bu sebeple karara bağlanmış olması. Bu iki sebepte mahkeme oranı, yani o %50'lik oranı indirebiliyor. İşte sıfırlayabiliyor ya da indirebiliyor. Artık o da takdirle ilgili bir husus. Yani aslında mahkemenin burada bir takdir yetkisi var. Ve yine uygulamada sıkça karıştırılan, özellikle vatandaş açısından, sadakatsizlik ve zina ayrı şeyler. Zina çok özel bir boşanma sebebi, değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Zina özel sebebiyle boşanma davası açılması gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi sadece sadakatsiz davranmış olması, hatta ve hatta yani sadakatsizlik ifadesinden ne anlaşıldığı her kişiye göre değişebilir. Başka bir ev açmış olması, beraber yaşıyor olması, işte ondan çocuğunun olması gibi birçok şey düşünebiliriz. Yani ispat ihtiyaç olmayacak kadar net bir başkasıyla birlikte olma olsa bile, eğer zina sebebiyle açılmış ve zina sebebiyle karar verilmiş bir boşanma yok ise oranı düşürmeye sağlanıyor. Evet, bu konuda gerçekten özellikle boşanma ve daha da önemlisi mal rejiminin tavsiyesi davaları konusunda aslında bu konuda etkin ve yetkin bir hukukçuyla ilerlemek bu kadar teknik detay olduğu bir süreçte önem arz ediyor. Çiğdem Hanım, son dakikalarımıza girdik. Bu davalarla ilgili özellikle paylaşmak istediğiniz bir bilgi veya somut örnek var mı? Vatandaşlarımız da aydınlatacak. Şu an hemen aklıma bir şey gelmedi ama önemli olan şey, özellikle dikkat etmeleri gereken şey, bir dava açma, bana gelen kişi hep şunu söylerim. Dava açmak mümkün. Dilekçenizi yazarsınız, harcınızı verirsiniz. Kaybetmeye ya da kazanmayı göze alırsınız ve açarsınız. Önemli olan davanızı ispat edebilmektir ya da doğru hukuki temelleri oturtabilmektir. O nedenle de kendileri açıyorlarsa, ki biraz önce de söylediğiniz gibi bir hukukçudan destek almak çok önemli. Ben yine hep şöyle bir örnek veririm. Bir kadın olarak iğne iplik kullanabiliyorum, düğme dikebilirim ama paçam için bile, paça yaptırmak için bile terziye gidiyorum. Çünkü herkes kendi işini yapmalı diye düşünürüm. Kaldı ki barolar ve baromuz adli yardımda da bulunuyor. Hani bu sadece işte ekonomik olarak benim gücüm yok avukata gitmeye demek de bir mazeret değil diye düşünüyorum. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar profesyonel destek almak doğru. Ama alamadığını varsaydığımızda da ya da profesyonel destek veren arkadaşımız için önemli olan şey olayları çok net ve doğru değerlendirmek ve ona göre kurgunuzu, dava dilekçenizi ona göre kurmak ve ona göre davanızı yürütmek. Yani ben biliyorum canım, bu böyle işte, beni aldatıyor ya da işte bana şöyle davranıyor, ben haklıyım demekle iş çözülmüyor. Mutlaka ve mutlaka çok iyi bir şekilde, dediğim gibi, kurgusunun yapılması, iyi bir dilekçe ve delillerin doğru şekilde sunulması gerekiyor. Yani çok spesifik bir örnek aklıma gelmedi. Buna hazırlanmamış. Çiğdem Hanım, çok teşekkür ederim. Katkılarınız için çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Sadece ıvır zıvır bir boşanma süreci değil bu aslında. Külliyen bir arınma, temizlenme süreci bu, tasfiye de özellikle, evet. Mal rejimi tasfiyesi. Evet. Katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız efendim. Ben teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için ve umuyorum bize zaman ayırıp
ekranları başında kalanlara bir faydam olmuştur. Bu zamanı ayırdıklarına değmiştir diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Evet sayın seyirciler, hayat, evlilik var, boşanma var, ölüm var, malların paylaşımı var. Burada en önemli olan şey sanırım ilkel duygularımızın esiri olmadan her şeyi insanca, bize yakışır şekilde çözmek. Gönül ister ki hiç davalara gitmeden o 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sürecek ve aradaki ihtilafı iyice girift hale getirecek sürece girmeden anlaşmalı bir şekilde halledebilmek. Galiba boşanma aşamasında insan gerçekten kimle evli olduğunu öğrenebiliyor. Orada gösterdiği reaksiyonla öğreniyor. Çocuklarımız zarar görmesin, biz zarar görmeyelim. Ömür boyu mutlu ailelerimiz olsun istiyoruz. Ama bu konuda da bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları efendim, hoşça kalınız.